Herkese merhabalar. Bugün bilgisayar ve telefon fiyatlarını öğrenmeye geldik. Şimdi bilgisayar ve telefon satılan yerin önünde duruyorum. Hep birlikte içeri girip telefon ve bilgisayarların fiyatlarını hep birlikte göreceğiz. Evet, şu anda buradayız. Burası da Kıbrıs'ta ucuz ürünler satılan yerlerden bir tanesi. Yani diğer yerlere göre burada çoğu şeyi daha ucuza alabilirsiniz. Burada Boran arkadaşımız var. O da bize birazcık yardımcı olacak fiyatlardan. Dükkanı böyle öncelikle size göstereyim. Burada bilgisayar, televizyon, aksesuar ve telefon satılıyor, klavyeler satılıyor. Şimdi bunların fiyatlarını öğreneceğiz. Şimdi Boran arkadaşımız bize fiyatlardan biraz bahsedecek ve telefon, bilgisayar fiyatlarını hep birlikte öğreneceğiz. Evet, şimdi Boran arkadaşımız bize yardımcı olacak. Boran, bize biraz telefonlardan bahsedebilir misin? Fiyatlarından falan, özellikleri nelerdir? Şu an elimizde en çok satanlardan biri Redmi 9C'ler. 2 GB RAM'i var, 32 GB bir de. Redmi 9 bu değil mi? Evet, Redmi 9C. Redmi 9C. Bunun fiyatı da? 1344 TL, yani dolar olarak 160 dolar. 160 dolar. 1340 TL, evet. 44 TL civarında Türk parası olarak, dolar olarak 160 dolar. Tabi bu dövizin düşüp kalktığı zamanlar değişebiliyor, evet. Fiyatları değil mi? Değişiyor. Dolar böyle düştü mü fiyatı daha da azalabiliyor. Bazen oluyor öyle bir şey. Yani düştüğünde düşüyor, çıktığında da otomatikman çıkmış oluyor değil, evet, mi? Başka ne var elimizde? Bir de elimizde buranın en pahalı telefonlarından biri Mi 11 telefon. Telefonun dünyanın en iyi ses sistemine sahip bir telefon ve mesela normal bir telefonda böyle güneşli falan oyun ya da bir şey, video izlerken ekranı göremiyorsunuz ya, bunda bu telefon kendinden ayarlıyor. Görüntüyü ve, falan, evet, her şeyi kendi ayarlıyor. Ve deri kaplaması da var. Şu an ambalajda olduğu için deri mi yoksa cam mı olduğunu pek bilmiyorum. Ondan. Ama normalde deri oluyor yani. Bazen de deri kaplama olabiliyor. Bunun fiyatı ne kadar? 900 dolar Türk lirası ile çarparsak 7560 TL. 7560 TL, yani dolar karşılığı 900 dolar. Bunun markası tekrardan neydi? Xiaomi. Evet. Mi 11. Hı hı. Ve Kıbrıs'ın en çok pahalı olan telefonlarından bir tanesi mi bu? Ondan pek emin değilim. Belki başka mağazalarda daha da pahalısı olabilir. Ama yani en kaliteli, en pahalı telefonlardan, evet, bir tanesi. Yani en güzel telefonu bu. Anladım. Başka ne var elimizde? Bu telefonun bir de bir düşük modeli var. Mi 11 Lite. Mi 11 Lite'ın bir düşük modeli. Hı hı. Aslında sadece hepsi aynı üstünün. Sadece bir düşük şey. Bir düşük fark modeli. Hı hı. Bunun 420 dolar. 420 dolar. Yani Türk lirası olursa 3528 TL. 3528 TL. Bu da diğerinin bir önce gösterdiğimizin bir düşüğü. Bu da çok kaliteli bir telefon. Başka ne var elimizde görebileceğimiz? Poco'lar var. Poco M3 Pro 5G var. Bunun özellikleri nelerdir? Biraz bahsedebilir misin? Bunun özellikleri 4 GB RAM'i olması ve 64 GB'ı var. Evet. Bunun fiyatı nedir peki? Bunun fiyatı 205 dolar. 205 dolar yani? 205 Türk lirası olursa 1722 TL. 1722 TL Poco Pro 5G. Pro 5G. Şöyle gösterelim. Başka ne var elimizde? Bir de Redmi Note 8 var. Bir de M11'lerimiz var. Samsung M11 bu diğerinden farklı değil mi? Yani bunun gibi değildi. Bu Samsung'un. Bu Samsung'un M11'i. Samsung'un M11'i. Şöyle. Bunların fiyatı nedir? Bunların fiyatı üzerinde yazmaz. Burada yazıyor. 185 dolar yazıyor. 185 dolar. Türk lirası ile olursa 1554 TL. 1554 TL. Ve çok güzel gerçekten. Güzel telefonlarımız var, evet. Güzel telefonlar ve yani bana çok pahalı gelmedi açıkçası. Yani, Türkiye'deki fiyatları daha mı pahalı, daha mı ucuz acaba? Türkiye'de bazı yerlerde pahalı da olabiliyor, ucuz da olabiliyor. Ama daha çok pahalı oluyor. Daha çok pahalı oluyor. Başka ne var elimizde mesela? Bir de Samsung'un A02S'si var. Samsung'un A02'si. 105 dolardı. Yani Türk lirası olursa bu 165 dolar yazıyor burada. Yanlış söylemişim, kusura bakmayın. Yok, rica ederiz. 1386 TL. 1386 TL. Şöyle şu şekilde telefon. Ama gerçekten uygun, güzel telefonlar ya. Redmi Note 8 2021 var. Yani bunun aslında aynı gibi. Bu Redmi Note 8 2021, evet. Diğeri. Bu da Redmi Note 8 direkt. Direkt Redmi Note 8. Şöyle bir şey rengi de. Çok güzel bir telefon gerçekten. Evet. Daha çok bazı müşteriler renginden dolayı beğeniyor. Rengi gerçekten çok güzel. Benim de çok hoşuma gitti. Evet. Yani gören, izleyen arkadaşlarımız da bakabilirler. Gerçekten çok güzel parlıyor. Ben çok hoş bir telefon. Düşünüyordum ama ben başka bir telefon aldım. Hop, şunu da şöyle koyalım. Bunun da aslında rengi aynı. Sadece biraz özelleştirilmesi var galiba. Evet, bu da ona benziyor. Evet, yani aslında aynısı. Bakın gerçekten cam gibi. Çok güzel bir telefon. Bunlar fiyatları ne demiştin bize? Söyle. Bir bakalım hemen. Bu 205 dolar. Bu Redmi Note 8 2021. 205 dolar Türk lirasıyla olursa 205 dolar Türk lirasıyla 1722 TL. 1722 TL bu telefon. 1722 TL. Evet. Diğeri ise bu da aynı fiyat aslında. Bu da aynı fiyat. Bu da Redmi Note 8. Bu da aynı fiyat. Gerçekten bence çok uygun. Uygun telefonlar. Zaten bunlar indirimli fiyatlar. Yani Türkiye'deki fiyatları da bilen arkadaşlar varsa yorumlar kısmına yazabilirler. Çok seviniriz. Başka görebileceğimiz bir şey var mı telefonlardan? Galaxy A32 var. Bu da Samsung'un telefonu. Kamerası falan çok güzel yani. İçinde zaten şarj aleti falan çıkıyor. Orijinal. Bu Galaxy A32. Bunun fiyatı ne kadar acaba? Bunun da fiyatı 310 dolar. 310 dolar bu telefon. Bu da 2604 TL. 2604 TL şu anda bu telefon. Hepsi uygun. Gerçekten uygun. Galaxy A32. Evet, bunu da gördük. Başka görebileceğimiz var mı? A21 var. A21s var. Ve bir de akıllı saatlerimiz var. A21s. Bunun fiyatı ne kadar? Dolar olarak yazıyor mu burada? Dolar olarak yazmıyor. Diğerinin üstünde yazıyor mu? Hangisinin? O da aynısı değil mi? Ve bu 10X. Fiyatı az çok ortalaması ne biliyor musun bunun? Pek emin değilim. Şimdi net konuşmayayım. Tamam, sorun değil. Bunlar nedir mesela bu? Bunlar da küçük tuşlu telefonlarımız. Tuşlu telefonlar var mı hala? Yani Kıbrıs'ta geçici olarak kalanlar için daha çok böyle. Bunlar da hediyemiz aslında. Arkamızdaki set kablolardan alanlara bunlardan bir tane hediye. Öyle mi? Hı-hı. Yani arkadaşlar bunlardan bir tane alana şöyle göstereyim size. Bundan, ya doğru anladım değil mi? Bundan bir tane alana bu şu hediye. Telefonlardan bir tanesi hediye. Peki bunun fiyatı nedir? Bunun içinde de ne var? Hem iPhone 2'ler var, hem Type-C'ler var ve ya içinde şarj aleti var. Başka evet. Ne var? Kulaklık falan var mı? Yok. Sadece şarj aleti mi? Bu tuşlu telefonların içinde galiba bildiğim üzere kulaklık da oluyordu. Bunlar 90 TL. Yani uygun. Ya bunlar şarj aleti. Hı hı. Şarj aleti alana bundan bir telefon bedava. Evet. Çok güzel. Tuşlu telefon. Yani daha çok Kıbrıs'ta geçici olarak kalanlar oluyor ya, tatil falan. Onlar aha. Alıyor bazıları. Ha, geçici turist olanlar, turist olarak gelenler değil mi? Evet. Onlar geçici olarak bu telefonlardan alıp kullanıyorlarmış. Şey zaten. Şöyle görebiliriz. Tuşlu telefon. Kıbrıs'ta böyle geçici işte, olarak gelenler kullanıyor. Şarj aleti yok. Sadece kulaklığı ve bataryası çıkıyor. Şarj aleti bir de yok. Bataryası. Evet. Bu şarjlar nelerin şarjları? Diğer büyük telefonların şarjları mı yoksa? Evet, yani telefonun içinden yani telefon zaten telefonların içinde çıkıyor. Peki bunları nasıl şarj ediyor insanlar? Onları da onların içinden bazılarından çıkıyor galiba ya da çıkmıyor. Peki de net konuşmak istemiyorum. Herhalde bunların da şarjları vardır sizde diye düşünüyorum. Evet. Ama olmazsa belki da şey yapabiliyoruz. Sipariş üzerinden ya da bir yerden alıp getirebiliyoruz. Anladım. Peki başka bilgisayarlara geçelim mi? Bilgisayarları da görelim. Mesela burada bu şekilde bilgisayarlar da var. Dell var ve Acer var. Özellikleri nedir mesela bunların? Üstlerinde yazıyor zaten şurada. 4 GB RAM'i var. 256 GB SSD'si var. Bir de Lenovo Thinkbook 15G2, Intel Core i5 var. Burada da cash ödeyecekseniz $680. Kredi kartıyla ise $715. Kredi kartıyla $715. Hesaplayalım isterseniz. Mesela $680. 680 dolar Türk lirasıyla olursa 5712 TL. 5712 TL bu bilgisayar. Özellikleri de zaten burada. Şimdi diğerine geçelim. Bu evet. Da Dell'in markası Intel. Bunda da Intel Core i3 var. Generation 4 GB RAM, 1 TB HD. Bu da $650. Bu da $650. Kredi kartıyla yani Türk $685. Türk parasıyla 5460 TL. 5460 TL. Elimizde zaten daha çok Acer satılıyor. Bir de Lenovo satılıyor. Ama elimizde şu anlık daha çok Acer var. Bunun özelliği? Intel Core i5 var bunda. Diğerleri i3. Ve bu 8 GB RAM, 256 GB SSD. $850. Yani Türk lirasıyla $850 Türk lirasıyla $7140. 7140 TL şu bilgisayar. Kredi kartıyla da $895. Gördüğünüz gibi zaten daha çok elimizde Acer var. Evet. Yani Dell'lerden az kaldı, bir de Lenovo'dan. Bunlar da Acer. Bu elimizdeki makine de Japonya'dan geldi, Lensun. Bu kendi kırılmaz camımızı öğretiyoruz. Kendi kırılmaz camınızı mı öğretiyorsunuz bu makineyle? Yani bunu ilk defa duyuyorum. Bu makineyle kırılmaz cam üretiliyormuş burada. Yani biraz anlatabilir misin bize nasıl olduğunu? Peki, ilk önce buradaki kutumuzda plastikler var. Evet. Onları alıyoruz. Şuradaki mavi çizgiye tam gelecek şekilde koyuyoruz. Sonra telefonumuzu açıp uygulamasına giriyoruz. Bunun uygulaması var. Play Store'da yükleniyor. App Store'da var. Yüklendikten sonra onu şey yapıyoruz. Ayarlarına giriyoruz. Oradan bunu bağlıyoruz. Ondan sonra da telefonumuz hangi markaysa ya da müşterinin telefonu hangi markaysa ona giriyoruz. Sonra bunun üstünde yerleştirdiğimiz camı buna basıyoruz. Yani koyuyoruz. Sonra şuradaki sensörden zaten direkt algılıyor. Buraya böyle dikkat koyuyoruz. Tam şuraya gelecek, yamuk olmayacak şekilde. Buraya koyduktan sonra da işte buradaki aletler lazer fırlatıyor diyorum. Lazer ya da keskin bir şey var, onunla kesiyor. Telefonun tam modeline göre kesiyor. Sonra da bununla da böyle açıyoruz, kapağını sıkıyoruz. Sonra bu bezle de siliyoruz. Sonra telefonun yani ekranını şöyle ters çeviriyoruz. Sonra hafiften kırıyoruz. Tam yamulmayacak şekilde ekrana koyuyoruz. Ondan sonra bununla da telefonu böyle hafif kaldırıyoruz, yani kırılmaz camını. Sonra tutuyoruz. Sonra çektiğimiz anda oluyor. Diğer tarafa da yapıyoruz. Sonra yani kırılmaz cam oluyor. Yani telefon yere düşse de ne olursa olsun kırılmıyor hocam. Kırılmıyor. Zaten biz test edeceğiz. Yani makineyi yeni aldınız galiba. 3 hafta falan oldu. 3 hafta oldu. Bu makineyi yeni almışlar. Japonya'dan getirildi zaten. Bayağıdır bekliyorduk. Çünkü diğer kırılmaz camlarımız var. Onlar daha çok hemen falan yere düştü mü kırılıyordu. Anladım. Onun için siz de ta Japonya'dan bir kırılmaz cam yapan bir makine getirdiniz. Evet. Zaten çok kolay bir makine. Sadece uygulamasını yüklüyorsunuz. Hesap falan açmanız gerekir. Şimdi telefon fiyatlarını gördük. Bilgisayar fiyatlarını gördük. Böyle yani daha önce eski telefonların fiyatlarını gördük. Zaten bu telefonlar da hediye olarak veriliyormuş. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olarak, beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.